Günaydın Tweety. Şu an 10:05 geçiyor. Ben kalktım, yatakları topladım. Ortalığı toparladım. Çünkü Haris gece 3'te tost falan yapıp yemiş. Onları falan topladım. Kendime kahvaltı hazırlıyorum şimdi. Miran'la birlikte. Aynısı halasında bu arada. 2 gecedir orada kalıyor. Bugün gelecek. Bugün diyette 5. günüm arkadaşlar. Vücudumda farklılıkları hissetmeye başladım bile. Çünkü vücudumuzdaki ödem gittiği zaman, gitmeye başladığı zaman bile gözle görülür olmasa da siz en azından kendiniz farkı anlayabiliyorsunuz. Ben o farkı anlamaya başladım bile gerçekten. O yüzden çok mutluyum. Bugün günlerden cuma. Benim evime çok yakın olan bir cumartesi pazarı var. Ama yasaklardan dolayı cumartesi pazarı artık cuma günleri açılıyor. O yüzden bugün pazara gitmek istiyorum. Kendime sebze meyve, böyle işte değişik değişik şeyler almak istiyorum. Çünkü insan bazen zorlanabiliyor diyette. Ki benim kadar yemek yemeye düşkünseniz ben bayağı zorlanabiliyorum ilk zamanlar. O yüzden böyle işte aperatif, böyle ağzıma atacağım şeyler istiyorum, almak istiyorum. Yani canım bir şey istediği zaman elimin altında aperatif, böyle pratik yapabileceğim hemen bir şeyler olması lazım. Yoksa böyle kendimi caydırmamak için, işte bırakmamak için diyeti çabalıyorum gerçekten. O yüzden bir şeyler almam lazım. Böyle değişik değişik şeyler. Mesela işte 10 günlük yiyeceğimi kafamda planlayıp almak istiyorum. Ki 10 gün boyunca hiç düşünmek zorunda kalmayayım. Hani o bırakmak düşüncesi aklıma gelmesin. Çünkü diyetisyenle yapmıyorum şu an. Ben diyetisyenle yapmadığım zaman kafamda hemen böyle aman of, zaten diyetisyenle yapmıyorsun, sen veremezsin, nasıl vereceksin ki düşüncesi oluyor ve bırakmak istiyorum. Hayır, bırakmayacağım. Kahvaltım hazır. Tabağım gördüğünüz gibi oldukça küçük ve içerisinde az şeyler var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane domates, bir yumurta, bir salatalık, 2 tane peynir, zeytin, 1 tane küçük peynir, 2 tane roka, 1 tane hindi füme ve 1 dilim ekmek. Aslında canım hiç istemiyor ama kendime dün akşam söz verdim, yarın sabah güzel bir kahvaltı yapacaksın diye. O yüzden hazırladım. Şimdi bunları afiyetle yiyeceğim. Kahvaltımı bitiremedim arkadaşlar. Durum bu. Şimdi ben mutfağı toparlayayım. Miran'ın ilaçlarını vereyim. Kendim hazırlanayım ve çıkalım. Biz şimdi çıktık. Miran'la gidiyoruz. Gidebilirsek. Ay, bayağıdır da bebek arabası kullanmıyorum. Ama bebek arabası olmadan gidemem çünkü Miran uyuyacak. Haydi gidelim. Çay bölümüne geldim ama alsam mı almasam mı bilmiyorum. Çünkü çok fazla tüketmiyorum. Evdekileri bitirip öyle alayım en iyisi. Ama süt tozu. Şimdi girdik eve. Aşırı kalabalıktı dışarısı. Hemen aldıklarını gösterip yerleştirmek istiyorum. Pazar çok pahalıydı. Yani ben uzun zamandır biliyorsunuz pazara gitmiyorum. Gittiğimde de çok fazla durmuyorum zaten. 2-3 hafta önce falan gitmiştim. Sanırım bu kadar pahalı değildi. Bizim buradaki çok pahalıymış yani. Normalde bir de merkezde olan var. Oraya gitmiştim ben. Orası genelde daha uygun oluyor zaten ama çok pahalıydı yani. Şöyle 2 tane beyaz turp aldım. Salatalarda falan kullanırım diye. Ve 1 tane de mor lahana aldım. Bunu yoğurtlusu falan güzel oluyor. Evet, maydanoz aldım. Şöyle çok az havuç aldım çünkü buzlukta benim çok havucum var. Sadece salata için aldım. Yemeklik havucum var yani. Şöyle 2 tane brokoli, 1 tane de karnabahar aldım. Diyette en çok yemeyi sevdiğim şeyler bunlar. Buzlukta da var. Kendilerini de aldım. O yüzden iyi oldu. 1 tane marul aldım. Şöyle yarım kiloda ıspanak aldım.
Şimdi dolabımı yerleştirmem lazım. O zaman ilk önce dolabı yerleştireyim, sonra devam edeyim. Bir de çilek aldım. 10 liraya. Ama şu kadarcık. Bu kadar. Vallahi anne çok istiyordu arkadaşlar. Görünce hemen atladım. Çünkü ne zamandır çilek istiyor. Yine şöyle bayağı çıktı. Şöyle bir koca kase. Ne zamandır istiyor? Görünce hemen aldım. Akşam afiyetle yer. Zaten eminim görünce çok mutlu olacak. Sonra çocuklara bir tane dönene aldım. Bunu hemen saklayayım. Ucubuları Miran görmeden saklamak istiyorum. Bir tane rupo aldım. Bir tane kendime eti forma aldım. Bir tane şöyle Greta aldım. Bir tane kendime Activa probiyotik smoothie aldım. Şunları hemen götüreyim. Çok fazla bucubur almadım. Bir tane şu şeyden aldım. Kayısılı Slim Plus diyor. 5 liraya düşmüştü İFA'da. O yüzden bundan aldım. Migros'tan hiçbir şey almadım. Sadece bunu aldım. Ve Miran kendisine şey aldı. Susamlı kreker. O kadar. Çünkü aşırı pahalıydı bugün Migros. Şu çay sepetinin içerisine bundan da ekleyeceğim. Çünkü burada durduğu zaman ben böyle canım hangisini isterse ona inanıp içiyorum. Süt tozum bitmişti. O yüzden bir tane süt tozu aldım. Bir kilodan biraz, 1 kilo 130 gram kıyma aldım. Bugün köfte yapmayı planlıyorum. Şu an geliyor. O yüzden abur cuburları sakla. Bir tane kırmızı mercimek aldım. Çünkü kırmızı mercimeğim bitmişti. Bunu da İFA'dan aldım. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'de ilk defa böyle bir markanın kırmızı mercimeğini aldım. Şöyle. Anneye mi sarılıyorsun sen? Bir sarıl anneye, nasıl sarılıyorsun? Bir gösterir misin? Orada abur cubur yok. Bunlar çöp anneciğim, çöp. Çöp var burada sadece, başka bir şey yok. Ya da senin balık krekişin var, bu krekerin var. Hadi geç. Tamam. Krekerle kapattık olayı. Zaten çok fazla bir şey almadım. Bugün günlerden cuma. Cumartesi, pazar evdeyiz ve Halis almadığım zaman kızıyor. Hani sen şimdi diyettesin diye hiçbir şey almıyorsun, benim canım istiyor ama diyor. O yüzden birkaç bir şey gene aldım. Bir tane de şöyle bir kremle balık krekeri aldım çocuklara. Bunları da hemen kaldırayım. Şunu da kaldırayım. Mercimek çorbası yapacağım. Hemen. Gerçekten o kadar çok çıkıyor ki, yani size, bizde de böyle mi? Çok fazla çöp çıkıyor. Şey yapacağım, mercimeklerimi ıslatacağım, mercimek çorbası yapacağım. Ama açı şu an çok kötü oldu.
oturdukta böyle bahçe tabaklarım vardı. Çorbanın içerisine bir de mercimek çorbamı ondan katacağım biraz. Çocuklara böylelikle çocuklar yemiş olacaklar. Bir diş sarımsak katacağım. Çocuklara üzüm suyu bayağıdır yapmıyorum. Değil mi ben? Ben kış yazdan atıyorum. Biliyorsunuz. Kışında böyle yapıyorum çocuklara. Bunu ocağa koyacağım. Bunu da doldurdum. Bu da ocağa gidecek. Her zaman şekerliğin içindeki şekerin yarısını ilave ediyorum. Çok fazla şekerli yapmıyorum. Ama şeker katmadığımda da çocuklar çok sevmiyorlar. Az da olsa şeker katıyorum. Evet. Efendim oldu. Efendim. O ne? O bir soğan Miran. Çorbamız tamam. Ocağa koyduk. Meyve suyumuz da tamamdır. Şimdi gelin kıymamızı ayırmaya. Şimdi kıymadan biraz alacağım. Sulu köfte yapmak istiyorum bir kere de. Yarısını sulu köfte için, yarısını da köftelik için şimdi. Efendim. Aa, neden bağırıyorsun? Bir saniye. Ne var orada? Elma mı istiyorsun? Muz? Muz vereyim mi? Meyve suyu mu? Süt. Süt mü istiyorsun? Tamam. Efendim. Tamam. Çorbam hazır sayılır ama tenceresini değiştireceğim büyük bir ihtimalle çünkü küçük geldi. Meyve suyun altında iyice kapattım. Tamam. Şimdi makineye çamaşır atmam lazım ve beyazlarım var. Onları katlayacağım. Mirancığım.
Şimdi böyle bir tel süzgeçten geçiriyorum, elekten geçiriyorum şeyi, meyve suyunu alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, birazcık tabi böyle meşakkatli bir iş orası, bir gerçek. Yani çok uğraştırmasa da birazcık da olsa uğraştırıyor sizleri açıkçası. Şöyle üzümleri böyle bastırarak sularını iyice çıkartıyorum arkadaşlar. Çünkü aslında bütün vitamini burada. Direkt hemen bunu çöpe dökmüyorum. Sonra ben bunun içerisine şöyle su döküp tekrar ekliyorum. Çünkü burada aslında özünü alıyorsunuz. Şöyle. Çok mu güzel kokuyor bebeğim? Miranda amcasının parfümünü almış. Farmasiden parfüm almıştı Bayram. Onu aldı. Kokluyor, çok güzel kokuyor diyor. Evet. Bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi her yer battı. Evet. Şimdi bunun içerisine dökeceğim. Bu benim üzüm kompostosu için kullandığım bir. Ay, hep dökülüyor. Bir de sürahimize döküyoruz. Ve tamamdır. Şimdi şu bulaşıkları şöyle koyalım. Efendim oğlum. Bir saniye. Bunların ilk sıcağı çıkana kadar böyle burada bekleteceğim arkadaşlar. Dolaba hemen koymuyoruz. Kapaklarını da kapatmıyoruz. Sıcakları çıkana kadar bekleyeceğiz. Efendim bebeğim. Evet aşkım. Şimdi ben bulaşıkları halledeyim. Ondan sonra evi süpüreyim. Sonra görüşelim. Çünkü kameramın da şarjı bitiyor. Onu şarja takayım. Buraları da hemen bir toparlamam lazım hızlıca. Saat şu an 2.30 olmuş daha. 3'e kadar bitiririm herhalde işlerimi. Kızlar, yemeklerimi yaptım. Pilavım, çorbam, salatam, köftem de fırında. Enfes oldu ama biliyor musunuz? Çok güzel oldu. Ben sadece köfte, 2 tane köfte ve salata yiyeceğim. O kadar. Gerisi yarına da kalacak artık. Evimi süpürdüm, toparladım. Şimdi üzerime hırkamı giyeceğim. Markete çıkacağım çünkü yoğurt almadım. Süt almadım Miran'la taşıyamam diye. Onları kayınvalidemle alırım diye şey yapmamıştım, almamıştım. Kayınvalidemle alırım derken çocukları yukarı, hani Miran'ı yukarı bırakıp alırım diye. Çünkü taşıyamazdım. Hem de bana yürüyüş olmuş olur dedim. O yüzden şimdi çıkacağım markete. Ablam da şoka çok güzel şeyler geldi diyor. O da şimdi görüntülü telefonda. Çöpüm de var, onu da atarım dedim. Hem şoka bakarım, şöyle bir turlar gelirim. Şu hırkamı giyeyim de. Valla ben şu hırka vardı ya Ayten ablamla aldığımız, onu giydim. Ablamı aradım. Dedim Cuma pazarına dedim kıyafet falan var mı dedim. Ondan sonra aslında hiç güzel şeyler yok dedim. Yok, Cuma pazarına gidecektim. Allah mesleği alıp bütün müsaadeni. Ben şimdi çöpüm falan da var. Ay, işten baktın mı diyorsun? Eve gelince görüşürüz. Şimdi girdim eve. A101'den şöyle bir aloe vera aldım arkadaşlar. Son bir tane kalmış. Bu da 6 liraydı. Ben de kaçırmak istemedim. Çok istiyordum zaten ama bu biraz tabii böyle şu an kötü durumda. Bunu toprakla güzel bir saksı alman lazım. Şimdilik
Şöyle. Bir tabak koyacağım. Hemen ilk suyunu evimizdeki verelim. Bir şahın günlük sütlerinden aldım. A101'den. Pul biberim bitmişti. A101'den bir adet pul biber aldım. Bir de A101'den Halis'e bir adet çorap aldım ikili. 4.95'ti fiyatı. Şöyle iki tane siyah çorap. Sonra Şok'tan Aynöse kefir aldım. Çok seviyor. Uzun zamandır almamıştım. Sonra her şey kum olmuş. Her şey. Sonra bir adet şöyle Miss'in kaymaklı yoğurdunu aldım. Sonra bir tane şundan aldım. Hemen kuralım. 10 liraydı fiyatı. Ben de almak istedim. Ablamlarla görüntülü konuşarak gittik. Ablam Şok'a gidiyormuş, Gülten ablam. Koşun koşun diyor, Şok'a gidin diyor. Çok güzel şeyler geliyor falan. İyi dedim, hadi gidelim. Ben de zaten çıkacaktım. Bahane olmuş oldu bana da açıkçası. Aynı boy değil mi bunların? Hepsi aynı boy mu? Biraz kurulumu zor gibi. Şöyle. Aman. Bunu Halis kursa bana der ki Allah aşkına şöyle dandik şeyleri alma der. Bu ne be? Böyle mi gerçekten bu? Hepsi aynı boy mu? Hayır. Bir dakika. Yanlış yaptım. Uzunlar başka galiba. Evet. Bunlar daha uzun galiba. Bunları eniştenlere kurdurursanız laf işitirsiniz. Ay böyle gerçekten bunu Halis'e kurdursaydım ben %100 laf işitirdim. Aşırı zor. Buna 10 lira para vermişsin. Adam akıllı gidip bir şey alamadın mı der Halis bana. Şöyle. Bir adet şöyle peçeteli kaldı. Bu da 10 liraydı. Şimdi peçeteliyi kuruyorum. Bu nasılmış? İçerisinden şöyle aparatlar çıkıyor. Bunu buraya takıyoruz. Şunu da tepesine. Bunu da buraya. Ve peçetemizi şöyle koyuyoruz. Gayet de şık bence. Güzel. Bunu beğendim. Şöyle masaya koyabiliriz. Evet, onu çok beğendim. Yine çöp çıktı. Şöyle bir saklama kabı. Onunuzu koyabilirsiniz. Pirincinizi, mercimeğinizi koyabilirsiniz. 11 liraydı fiyatı da. Fiyatı da çok uygun ve çok kullanışlı bence. Bu şekilde deterjan da koyulabilir. Böyle kapaklı kutu. Biraz muz aldım. Bir tane de bisküvi aldım. Evet, fırında köftem hazır. He, buradan geliyor. Ablam burada. Kendime salata koydum. Tuz ve hakiki yağ ekledim. Harsin salatası burada. Kendime şöyle 2 adet köfte ya da 3 mü yapayım? Yok, 2 adet yapayım. 1 adet de patates koyayım. Yeter mi? Ay bilemedim. Hiç de bir şey yemedim. Doğru. Neyse ben şu 3 adet köfte koyuyorum kendime. 1 adet patates koydum. Tabağımı hazırlıyorum şu an. Bitti mi acaba? Ara. Kocamın salatasını da şöyle koyayım. Bakalım ne işler beceriyor. Becerir. Çok iş becerir o. Eşine nasıl soktun kız? Bunun yan tarafı olmuyor. Kız çok zor, çok.
açamayız. Bunu baban yapacak. Biraz. Evet, tabağım hazır arkadaşlar. Bugünkü akşam yemeğim bu şekilde. Bu son menüm. Ablamlarla sohbet ederek şimdi yemeğimi yiyeceğim afiyetle. Bana afiyet olsun. Halis geldi, yemek falan yedik arkadaşlar. Ben mutfağı toparladım bizim mutfakta. Artık yemek faslı inşallah bitmiştir. Çok özür dilerim. Benim için yemek faslı bitti. Umarım Halis için de bitmiştir. Şimdi biz de oturduk Gönül'le. Bugün neler aldık, neler almadık, nereden ne aldık onu konuşuyoruz. Bugün en çok parayı Gönül harcamış. Ama hak etti. Bacım hak etti. Günlerdir evdeydi. Hiçbir yere çıkamıyordu. Ama bugün paranın dıt yapmış yani paraya. Mutlaka şuraya videosunun linkini bırakacağım. Büyük bir ihtimalle aynı anda ya da o benden önce atmış olabilir. Buraya linkini bırakacağım. Aşağıda linkini bırakacağım. Gönül'ün kanalının, Gönüllü YouTuber. Gidip bakabilirsiniz. Neler almış neler yani. Bilinçli. Sadece 750 lira iç çamaşırına vermiş hanımefendi. Ve daha neler neler var. Yok yok. Şu an mutlu oluyor. Şu an çok mutlu. Havalarda görseniz. Büyük bir alışveriş videosu gelecek yani kanalında. Alışveriş videosu sevenler bence hemen gidip izlemeliler. İkimiz de diyetteyiz bu arada. O da diyette. Diyet yapmak isteyen ve diyette neler yemeliyim diye düşünen arkadaşlar da Gönül'ün kanalına gidebilirler. Çünkü Gönül bu konuda çok çok bilgili. Daha öncesinden de. Mutlaka bakabilirsiniz. Kanalın adını da buraya yazıyorum zaten. Gidebilirsiniz kanalına. Şimdi biz bacımla bir sohbet edelim. Sizle sonra tekrardan görüşürüz. Ben de bu arada şu aldıklarımı size bir göstereyim. Şunu almıştım. Şoktan. Biliyorsunuz böyle oldu. O da şuraya koydum. O da gayet güzel durdu. Ayağa kalkayım da göstereyim size. Ben böyle yaptım arkadaşlar. Buraya yıkanmış bulaşıklarımı koyuyorum içerisine. Güzel oldu, rahat oldu. Ama tavsiye eder miyim? Yani gidip de almayın. Ben ablamların gazına gelip aldım açıkçası. Yani bunu 10 lira vereceğinize 20 lira daha verin. Daha iyisini alın. Bu görsel bir şey. Hani ne amaçlı kullanabilirsiniz bunu? 10 lira verip kitaplık yapabilirsiniz çocuğunuza. CD'lik yapabilirsiniz. Böyle işte sunumluk olarak tabaklarınızı koyabilirsiniz. Evet ama ben iyi bir şey istiyorum derseniz bu çok da iyi bir şey değil. Sonuçta 10 lira yani zaten. Ama dediğim gibi kitaplık olarak da çok hoş durabilir bence. İçine böyle tek tek kitaplar konulabilir. Özellikle 1. sınıf öğrencilerinin çok fazla okuma kitabı oluyor biliyorsunuz. Set set böyle koyabilirsiniz. Çok da güzel olabilir. O açıdan alınabilecek bir şey. Onun dışında biz başka da bir şey almadım ben. Bugün Gönül doldurmuş. Onları izliyoruz. Siz de izlersiniz. Sonra görüşürüz. Evet. Suyum elimde. Bilgisayarımı açtım. Telefonum yanımda. Artık çalışma saati benim için. Saat şu an 8.30'a geliyor. Çocuklar babalarıyla birlikte yukarıdalar. Birazdan Halis ve Miran gelir. Miran'ı uyutur Halis. Ben de onlar gelene kadar en azından birkaç işimi halletmek istiyorum. Ama bugünlük benden bu kadar. Umarım severek ve beğenerek izlemiş olduğunuz bir vlog olmuştur. Bayağı koşturmalı bir gündü bugün. Vlog çekmeyi böyle ara veriyorum ara ara. Özlediğinizin ben de farkındayım. Bana da yazıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bırakmaya hiç niyetim yok. Buradayım. Hatta uzun uzun konuşacağımız bir video çekeceğim. Şey detaylı bir şekilde anlatacağım size vergiyle olan bölümle ilgili merak ettikleriniz var. Önümüzdeki hafta içerisinde yayınlamış olurum büyük bir ihtimalle o videoyu da. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız, iyi ki benimlesiniz. Tekrardan teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.